Evet. Ufak bir ufak çiki bam bam bam. Az önce ufak bir sorunla karşılaştık. Şu giriş kısmı da böyle kalsın. Ne kadar sıkıntılı ortamlarda çalıştığımızı görün yani. Dilimiz dönmüyor sadece. Problem de bu yani. O koskoca şeyde. Ben kaydı başlatmışım. 2 dakika boyunca kayıt aldım. Ufak tefek bir şeyler yaptım. Burada topladığımız materyalleri eritmeyi falan gösterdim şu taraflarda, server kısmında. Onları atladık. Sesi kapatmışım. Benim otomatik tuştaydı. Mouse'un üçüncü tuşu sol parmakta. Basmışım oraya. Konuşmuş bitirmişim. Neresi yani? Burada pek bir şey olmadı. Şöyle şimdi fame kasmaya gidiyoruz. Burayı ise şuraya kadar kasınca learn pointlerle kitapçıkta öğrenecek ve diğer iki itemleri kullanmaya başlayacağız. Ana itemlerin başlangıç seviyesi en azından. Onları kullanmaya başlayacağız. O yüzden görev bize diyor ki git biraz kafa kes. Bacak kır falan filan birazcık mob keseceğiz. Adam dövmeyi öğretecekse bize ufaktan. Ondan sonra da yolumuza bakacağız. Bu ses gitmeye iyiydi ya. Şunu at. Diğer bir hiçbir zaman hiçbir şey işimize yaramaz. Az buçuk deri falan kastım ben siz yokken. Şuradan azıcık daha ağaç kastım, deri katacağım. Şimdi item yapacağım birazdan. Onları yapıp yolumuzu yapıp bakacağız. Bu tarz uzun uzun anlatma kısımların da bu oyunda şey yok yani dedim. Dediğim gibi hikaye kısmı olmadığı için böyle söylememiş gibinden ziyade günlük tarzında yapacağım. İşte ufak tefek başımızdan geçen olaylar. İşte muhabbet, sohbet. Twitch'te yayın açacaktım bir yandan da. Twitch ölmüş. Millet bırakıp gitmişler. Başka bir şey yere gitmişler. Adını unuttum. Belki orada üyelik açar, orada da yayın açarım. Bir şeyler takılırız yani böyle biraz. Yavaş yavaş YouTube'u bir yerlere sürükleriz gibi hissediyorum. Oradaki planım farklı. Bir şeyler yapmak istiyorum. Yapacağız da büyük ihtimal. Tamam. Buraya. Evet. Diyor ki bize. Şuradan şunu al. Şuradan şunu al. Alalım bakalım hocam. Haritayı kaptık. Evet. Biraz mob kesip şey atacağız. Şimdi şunu seviye 1 yapmamız lazım ki en azından şu başlangıç sistemlerinden kurtulalım. Başlangıç sistemlerinden de kurtulmamız lazım. Babacım. Bu oyunun PvE kısmı da çok zevkli aslında, bakmayın. Yani Black Zone'da solo tek başına takılmak da bir yerde eğlenceli yani. Psikopatsanız tabii. Gerçekten güzel oluyor. Ben seviyordum ya. Adam patlatmayı, adam dövmeyi vesaire. Adam peşinde koşmayı. Çok zevkli zamanlar. Ya elimde zaten hazır bitmiş bir çar var. Orada gelip direkt adam dövme kısmını da yapabilirim ama bitmiş çarla çevre yapmak, ne bileyim, bazı şeylerle etkileşime girmek istemiyor canım yani. Biraz çaba sarf edeyim, birazcık bir şeyler yapayım istiyorum. Oradan buraya bir şey aktarmayı da düşünmüyorum ya. Tek bir şey PvP ne demek ki? VIP işte. Neydi lan onun kelimenin adı? Kelimeyi unuttum. Premium ha. VIP diyorum ya. Premium alacağım, o kadar. Onu bu oyunda premium şart. Premium almanız lazım. Fakat dediğim gibi oyunun kendi bir ekosistemi olduğundan dolayı oyunun içindeki her şeyi oyun içi parayla PV şey alabiliyorsunuz. Premium. Silver'ı kasıp Gold'a çevirip Gold'da Premium alabiliyorsunuz. Para yatırmanıza gerek yok. Zaten bu oyunda Pay to Win diye bir sistem yok adam akıllı. Yok yani, hatta adam akıllı değil. İşte sadece parayla alabildiğin şey dediğim gibi ya Premium ya da tamamen kozmetik. O yüzden hiçbir esprisi yok. Şöyle ada sistemi var bir de. O noktada da karışık bir sistemimiz var. Orası sonradan. Şimdi bize klasları tanıtacak. Burada bir abimiz var. Blacksmith. Warrior Forge orası. Burada Warrior itemleri takacağız. Burası Archer.
Hunter daha doğrusu bu oyun etkisi. Bow ve craft etkileri burada. Mage de burada. İleride PvP atarken büyük ihtimal mage kullanacağım ben. Şeyler değişti mi ne oldu bilmiyorum. Piyasa ne durumda ona bakmak lazım. Ama biraz demire ihtiyacımız olacak birazdan. Şunu bulan delicim yok. Bunları bir çevirelim. Bize lazım olacak. Şuradan odunları çevirelim. Evet. Evet arkada toplayıcılık. Yok pardon. Bu işleme. Burası craft sistemi. Craft. Bak şimdi. Burada toplayıcılık artıyor. Toplayıcılık arttıktan sonra mesela tier 2'ye yükseltmişim. Ben tier 2'ye ve tier 3 itemlerini toplayabiliyorum. Ağaçların işte ne bileyim hayvan öldükleri dizisini yüzebiliyorum. İşte balıkçılık yapabiliyorum vesaire. Tier 4 için bunu bitirip açmam lazım. Yani 2K biriktirmem lazım. Ayrıca topladım. Bir de bunun craft sistemi var. Topladığını craft etmen lazım. Mesela ben tier 5'e kadar toplayıcıyım ama tier 3'ü açmazsam, tier 3'ün craftlarını yapmazsam tier 4 açılmaz. Tier o gold var lan. Bu yoktu ben geldiğim en son. En son mor vardı. Allah Allah. Goldlar mı gelmiş? Yani topluyorsun ayrı fame kasman lazım toplayıcılık için. Craft ediyorsun. Onun için ayrı fame kasman lazım. İstersen nedir bunun adı? Tamamen crafting kısmına yönelirsen ki çok büyük para var bu işte. Fena fena. Neler neler yaşarsın anlatamam. Ama yine alt metinlerinde bir sürü iş var yani. Bir dünya. Şimdi oyun başlangıçta ben gerçekten böyle biraz hızlı biraz ilerleyeyim işte bu dungeonlarda takılayım, PvE yapayım falansanız zaten oyunu öğrenmek istiyorsanız kesinlikle benim tavsiyem ya Archer'ı alın yani Hunter kasın ya da şey yapın Warrior. Ben Warrior kasacağım çünkü başlangıç olarak Warrior'u kasmak bence dungeon dönmenin en güzel yanı. Mage kısmı birazcık daha profesyonel olmanız lazım. Mage biraz karışık bir algalar. Şuradan bir kılıç yapalım hemen kendimize bir tane. Bir kalkan. Hop giyelim. Şunu alacağız. Kalkanımızı taktık. Bir adet ağızlık. Bir adet göğüslük. Bir adet bot yapamadık. Botumuza şey yetmedi. Metal yetmedi. Bir metal kasalım azıcık. Ha bir dakika. Gerçi orada olmaz. Gidip azıcık metal kasacağız. Bakın her itemi, oyunun içindeki her itemi yapabiliyorsun. En azından öyleydi benim zamanımda. Yani şu an aradan geçen bir 6 senede neler yaşandı bilmiyorum. Bakacağız. Göreceğim. Neler yaşanmış göreceğim. Ya ben bu oyunu en çok neyi seviyorum biliyor musun? Kafa dinlemek için gidip şey yapabiliyorsunuz, balığa çıkabiliyorsunuz abi. Balıkçılık yapmak iyi para vardır balıkçılıkta. Şuradan metalleri eritelim önce. Önce topluyorsun, sonra eritiyorsun, sonra gidiyorsun işliyorsun. Yani her şeyi kendin yapabiliyorsun. Ama biraz amelilik. Ben seviyorum abi. Böyle uğraşmayı seviyorum diyorsanız bu oyun tam size göre. Ha, sadece fight yapacağım diyorsanız bu oyun yine size göre. PvE kısmı benim zamanımda bir tık azdı. Daha çok PvP odaklı bir oyun. Yani şu an ne durumda bilmiyorum. Ama hala öldü. Ana şeysi öyleydi yani bunun. Evet. Gidiyoruz buralardan. Çıkıyoruz yollara. Düşüyoruz yollara. Haydi bakalım. Deme takalım. Zıbık çıktı. Ay suyumuştu. Bararara. Skilleri açtık mı açtık? Ya ben size bu ne budur 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 gidemem. Kusura bakmayın yani. Bu oyunun hakikaten bir üniversite bu oyun. Gerçekten bir üniversite. Çok 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 şey var. Detay kısmı. Ya ana kısmı zaten Türkçe geldikten sonra öğrenirsiniz. Detay kısımlarını zaten birlikte çözeriz. Eğer böyle güzel PvP şekli diyorum. MMORPG oyun arıyorsanız, boşluktaysanız ve bu oyunu duymadıysanız tavsiyem değil. Oynayın. Güzel oyun.
kapılarımız da açıldı yavaş yavaş. Yani... 3 saldırı skillimiz var. Yeni bir kıyafet gördüm geçen. Kurt adama falan dönüşüyorsun. Bir şeyler var yani yeni. Şu an çok sağlam bilgi veremeyeceğim ben size. Ben bir tık eski kalıyorum, ihtiyar kalıyorum bu bilgiler karşısında. Yeni şeyler gelmiş. Ben de sizinle öğreneceğim yani bir kısmını. Öyle söyleyeyim. Hakikaten ben de sizinle öğreneceğim yani bir kısmını. Bakalım. Yaşayıp göreceği yok. Şöyle bir hızlanalım ya. Hop. Yani aksan ilerlerim ya yine. Büyük ihtimal. Altı. Aksız iyidir. Bir ara Great Axe tam modaydı yani. Fight'larda şeylerde falan baya debuff gelmişti. Baya baya debuff gelmişti o dönemler. Oğlum ben çok geç görünüyordum bunu ya. Baya baya. Hop. Hoppa. Eskiden bir klanımız vardı. Kafa atıyorduk millete. Şimdi eser kalmamış. Polymorph. Gidi polymorph. Neler neler yaşadık be. Neler neler yaşadık be seninle. Anılar. Gençliğimde bak harap da olmuş. Neydi lan çatının tamamını unuttum. Haram gece lan. Oy. Oha vurdu topun bize. Arr. Arr. Hop. Arr. Arr. Böyle sinyali yaktık. Topuk gemimizi çağırdık. Şimdi ana karaya doğru gidiyoruz. Olay şu. Nerede başlayacağız? Şimdi ilk başta biz şey olarak gideceğimiz için birazcık warrior olarak büyük ihtimal Carleon taraflarında başlarım. Albion is waiting. Albion is waiting. Beni bekliyor. Şimdi şöyle göstereyim. Oyunda gece. Burası Fort Stanley. Carleon dedim lan ben. Carleon şeydi lan. Unuttuk anasını zaten. Burası. Burada başlayamıyorsun. Kusura bakmayın. Yanlış bilgi. Şimdi oyundan az çok bilgim olduğundan dolayı ne, nerede, nasıl kasıldır biliyorum. Mesela burası Breland Bray artık nasıl okunuyorsa. Daha çok metal. Metal dağlarda bulunuyor galar. Dağlarda olduğundan dolayı bu karlı bölgelerde metal var. Aşağıdaki şu çok karanlık bu arada hakikaten. Çünkü oyunda gece. Şöyle şimdi burada çok net belli oluyor mu bilmiyorum. Birazcık daha yaklaşınca daha iyi. Sol taraf ve sağ taraftaki koyuluğu fark ettiğinizi mi bilmiyorum. Görünüyordur inşallah. Şurası ormanlık bölge ama birazcık daha seyrek bir ormanlık. Ama burası Caledon Limehurst tam bir ormanlık mekan. Hatta şöyle tıkladığınız zaman içeriğinde neler çıktığı gösteriyor. Deri ve ağaç bölgesi. Koyular. Ay çok tuttu. Mesela burası tam deri. Burası deri ve taş. Aa burada da şey var şu an. Bir saniye şu an kendimle çalışıyorum. Aynen metal burada da varmış. Deri, pamuk ve metal varmış burada. Burada ne vardı? Burada taş. Ha tam özür dilerim yanlış söyledim. Taş burada. Aşağıda deri var. Taş da güzel kazandırıyor. Güzel parası var taşın da. En azından öyleydi. Yani şu an dediğim gibi benim bilgilerim çoğu yalan olabilir. Ama ben sarı mekanlara takılmayı sevmiyorum. Ben yine burada başlayacağım. Normalde ben ilk oyunda şeyde başlamıştım. Mavi diye Martlock'ta başlamıştım. Güzel anılarım var burada. Ama bu sefer Fort Stanley'de başlamak istiyorum. Buralar güzel. Bizim ana ihtiyacımız olan şey odun ve şey. Buradan odunumuzu temin edebiliriz. Şu ikisinin yakınlığından dolayı. Böyle böyle takılabiliriz yani buralarda. O yüzden ben Mountain Cross'ta oyuna başlarım abiler. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Deme takalım. Evet. Aladdin Bey'in macerası. Önce denizde gemimiz battı. Kara sularda. Sonra deniz fenerinde uyandık.
Gittik burada bir blacksmith abi bize ev sahibi yaptı. Ev sahibi nereden çıkar? Kol kanat geldi. Gel evladım dedi. Sana bir kılıç bir kalkan vereyim dedi. Oradan bastık köprüyü açtık. Buradan gemiyle neymiş lan burası? Kova düştük. Kovada bize dediler ki bu böyledir, şu şöyledir, bize yol yordam gösterdiler. Bilmiyoruz tabi buranın yabancısıyız. Dediler ki gideceksin ilk önce Woods'ta ada tilki keseceksin, ağaç keseceksin, biraz fame yapacaksın. Şurada bizim harita kalmış onu alacaksın. Ondan sonra Mountain'e çıkacaksın da bir şeyler yapacaksın da falan da filan da derken. Bizi kurtardılar agalar. Biz şu anda kendi seçmiş olduğumuz Fort Sterling'in başlangıç köyü olan Mountain Cross'tayız. Mountain Cross'ta biz kendimizi bu Albion dünyasına bırakacağız, böyle lak diye bırakacağız. Çünkü oyunda bir tane görev var. Onu da önümüzdeki videoda anlatırım. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.